Merhaba arkadaşlar, ben Umut Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Bir yeni videoda daha karşınızdayız. Gördüğünüz gibi bu sefer ekibi güçlendirip Ekip sağlam geldik. bu sefer. İnşallah güzel görüntüler çekeceğiz. Ozan kardeşim de ilk defa geliyor bizim köye. Aynen. Onu da ekibe kattık. Yeni ekibin dördüncü üyesi de. Muhteşem dörtlü. Hastalık bizi mahvetti. Hastalıktan sonra ilk kez çıkıyoruz şimdi. Aradayız. Bakalım. Yolculuğumuz başlıyor. Umut on... Arkadaşlar, tepeye çıkmamıza yakın taze kurt, bir kurt izi gördük. Şöyle gördüğünüz gibi daha yeni gitmiş. Şimdi sessizce tepeye yetişip iyi bir gözet yapmam lazım. Arkadaşlar, gözet yaptım. Hayvanlar tam şu bölgede otluyor. Şimdi tripodu kurup onları pebinle çekeceğiz. Mert, ineği gördüm değil mi? Allah yapıyorsun işte, gözden hartal gibi ya. Şimdi yayla yerimize yaklaşıp orada güzel bir çekim yapacağız. Hayvanlar orada otluyorlar. Arkadaşlar, burası bizim geçen yaz 2022'de yaylaya geldiğimiz yer. Hayvanları koyduğumuz alan. Şuraya bakarsanız bayağı kurt izleri var. Biz bıraktık kurtlar. Meskeneyi demiş buralar. Şöyle kalacağımız yer bura. Tam karşıda da tekeler şu anda otluyor şu bölgede. Biraz dinlenip bunları güzel bir çekeceğiz. Evet, bir tane daha hayvan çıktı. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu da gözetçi. Bizi gözetliyor. Şimdi dinlenip güzel bir çekim yapalım. Arkadaşlar, şu anda P1'le tekelere yaklaşıyoruz. Tekeler bizi sezdiler. Yukarı yatak yerine doğru ilerliyorlar. Mükemmel bir grup. Şöyle gördüğünüz gibi. Çokça keçi ve gidiklerden oluşan bir sürü. Hayvanlar burada rahatsız edilmediği için yani bayağı sıklıkla kullanıyorlar bu alanı. O yüzden serbest olduğu için bir araya toplanmışlar. Şöyle büyük teke de aşağıdan gidiyor. Her ne kadar titretmemeye çalışsak da arkadaşlar, yani tripodla olduğu halde gene titriyor. Şimdi işte grubun en büyük tekesi, yaklaşık 10 yaşında, zirvede keçinin yanında gördüğünüz gibi. Yani titretmemek için bayağı bir gayret gösterdim ama yine de yani yaklaştırdığımız için ister istemez titretiyoruz. Ama mükemmel bir poz, şöyle görürseniz. Grubun ikinci lider tekesi de geldi. Arkadaşlar, çok da aşırı sis bastırdı bu dakikalarda. Gördüğünüz gibi sis de, yoğun bir sis var. Yani bir taraftan da sis çekimi bayağı bir zorlaştırdı.
Evet, büyük teke de keçilerin peşinde ilerliyor. Şimdi küçük çepişler geliyor. Yani arkadaşlar bu büyük teke bu küçük çepişleri normalde sürünün içine bırakmıyor da şu anda katım bittiği için rahat hareket edebiliyorlar. Yani keçiler tekeye geldiği için küçüklere karışmıyor. Normalde yani büyük teke küçük tekeleri hayatta sürünün yanına yaklaştırmaz. Şöyle gördüğünüz gibi. Diğeri de hemen çamın arkasında. Sadece boynuzları gözüküyor. Mükemmel canlılar arkadaşlar. Yani bu hayvanlara nasıl kıyıyorlar gerçekten ben anlamış değilim. Yani bu hayvanların doğada hiçbir canlıya en ufak zararı olmayan hayvanlar. Ama işte insanoğlu yani hiçbir şeyle yetinmiyor arkadaşlar. Doğadaki bütün güzellikleri yani yok etmek üzere sanki kurulmuş. Yani avcılara karşı çıktığımız zaman da bu hayvanların işte döllenme yapmadığını söylüyorlar büyük tekelerin. Oysa ki yani sonuçta Allah bunları yaratmış bu doğanın döngüsü. O hayvan onu da kendi arasında ayarlayabilir. Yani sonuçta doğanın dengesi bu. Belki de hayvan sayıları fazla artmasın diye bu da bu şekilde kendini dengeliyor yani. Çoğu avcıya söylediğin zaman işte büyük tekelerin döllenme yapmadığı için keçiler kısır kalıyormuş. O yüzden büyük tekeleri vurulması gerektiğini söylüyorlar ama tamamen bence çok bilinçsizce bir yaklaşım. Yani şu hayvanın şu doğadaki güzelliğine bakar mısınız? Bu dağda, bu taşta bu hayvanlar olmasa yani bu dağın, bu taşın hiçbir anlamı yok. Belki de bugün gelip gezip sadece gidecektik. Yani bu hayvanı, bu güzelliği çekemeyecektik. Bu güzelliği siz de göremeyecektiniz. O yüzden sonuna kadar bu hayvanların vurulmasına karşıyız. Elimizden geldiğince de bunun tam karşısında olacağız arkadaşlar. Zaten Tunceli halkı, Dersim halkı bu konuda çok bilinçli. Bu hayvanlar da bizim inançlarımızda çok kutsal olduğu için yani halk da çok tepki gösteriyor ve de çok karşı. Yani bu hayvanların bu dağlarda özgürce gezebilmesi için elimizden gelen bütün çabayı göstermeliyiz. Geçen sene tam bu zaman bu tekeyi çektiğim yerde çok güzel bir alfa kurt görmüştüm. Fakat makinem olmadığı için çekememiştim. Aynı şekilde kurt da aşağıya bakıyordu tekenin tam olduğu yerde. Arkadaşlar sis var. Zoom yaptığım zaman aşağıya geliyor. Bunu tabii şu anda arkadaşlar Burada Emre küçük abiyle bir hareket. beraber seçiyorlar. Yani onun kadar değil. Bak burada şu an süper poz veriyor. Hayvanlar tam bu yukarıdalar. Buradan mı çekeyim? Abi tabii. Bunu tabii arkasındaki bitir. çok güzel bir yere getirdin bizi. Abi bir mükemmel bir teke sürüsü de biz erken fark ettiler. Yani Tam çok şu fark aşağıda değil ettikten mi sonra tabii? da aynen Benimki dahil. otluyorlardı şurada. Ama yavaş yavaş alışıyorlar. Yani öyle gelecekler şu taşa gelecekler. O taşa Bak gelse bir tane daha çıktı mesela Mert. Onu da işte o taşa bir gelse drone bile köşedeki uçuruz. var. O köşedeki gözetçi keçi. Unut abi. He? Taşa gelse diyorum drone bile uçar yani oraya sanki. Aynen.
Öyle geliyor bana. Drone uçurabiliriz aslında. Ama oraya gitme, oraya gitmez. Gitmez mi? Daha önce bence bir tane ya. 500 metreden fazla oraya. Biz denedik daha önce gitti. Allah Allah. Deneyim o zaman. Bence dene. Ver. Daha süper görüntüler çıkıyor. Teke gördüğümü dayanamıyorum bak. Ver. Şuraya bak. Çok harika valla bu tane. İki tane var orada büyük teke. O bir tanesi efsane ya. O herhalde ki lider olabilir o. Ha, deminki geçen büyüktü. O çok büyüktü. Bak burada ikisi de burada. İkisi peki bu taraftaki ne? En başta Umut. En sağda tek. O bu sakallarına bak sakallarına. Lan. Ne sakal var hayvanda? Adamlar tam kameraman oldular ya. Ama harika ya Mert. Vallahi yani. Tabi arkadaşlar bölgeyi belirtmiyoruz. Tabii canım. Bölgeyi belirsek bile gelmeden imkanı yok. Hepsi. Aynen burada. Arama var. Yani canına suya var. 350 bin lira gözden çıkaran gelsin. Bir de halk da zaten. Tabii şey, canım ya. Yani cezanın dışında. Kim burada izin veriyor hepsi? Halk hayatta kendi bile yani dokunuyor. Çok uzaklaştırdım toprağı. Bak, kayalar kadar oluyor mesafeden çektiğini ha, onu. Gördünüz mü? Aynen. Bak şunu da çekeyim ya. Şurada bir tane daha hayvan çıktı ayrıca. O zaten sürekli orada izliyor. Yok ayrı. Başkanına geldi. Bu arkada da var bak ya arkasında ağacın altında da var. İki taneler bak buradaki. Aha şu an üçüncü de var. Süper üçüncü süper üçüncü şey veriyorlar ama. Ağacın altında arkasında kayanın dibinde. Tabii de bu sporu yapmaya başladı da. Sen şeyi kaldır. Drone'u kaldır. Vallahi kaldır bak zamanında. Hadi bakalım kaldıralım. Arkadaşlar Mert drone'u kaldırdı. Şimdi tekeleri arıyoruz. Ve büyük tekeler tam karşımızda gördüğünüz gibi. Poz veriyorlar. İşlerindeki en iri teke şu gördüğünüz yaklaşık 10 yaşında bir teke. Sürünün de lideri. Gördüğünüz gibi hayvanlar bayağı bir zayıflamış. Çünkü katım yaklaşık 15-20 gündür devam ediyor. Muhtemelen bütün hayvanları tekeye getirdi bunlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Çamların arasında. Büyük tekelerin çok önemli bir özelliği var arkadaşlar. Mükemmel kendini yani taş aralarında muhafaza edip pusu atabiliyorlar. Pustukları yerden de kolay kolay kalkmazlar. Yani kendileri istemediği sürece kalkmazlar. Burada da bir örneğini şimdi göreceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi. Üçü de taşın boşluğuna girdi. Ve bunları buradan çıkartmak gerçekten çok zor. Şöyle bir grup da aşağıya gidiyor. Mükemmel hayvanlar arkadaşlar. Yani bu doğanın güzellikleri. Yani bu doğaya öyle bir adapte olmuşlar ki bu hayvanlar. Yani düşünsenize kendi hayvanlarımız bir gece dışarıda kalsa soğuktan donup ölürler. Bu hayvanlar yaz, kış, soğuk, kar tipi demeden bu dağlarda yani hiç zorluk çekmeden yaşayabiliyorlar. Yani bunlara hayran olmamak elde değil. Şimdi ilerliyoruz. Evet, burada keçi sürüleri var. Gördüğünüz gibi. Çok tatlılar ya. Aslında bu kış bunlar için de çok zorlu geçmiyor arkadaşlar. Normalde bu aylarda burada 2 metrenin üzerinde kar olması lazım. Karda bayağı bir zorluk yaşıyorlar. Çünkü burç yeme ihtiyacı duyuyorlar. Burç da yukarılarda yok. Aşağılarda olduğu için hayvanlar bayağı bir aşağıya inmek zorunda kalıyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi 2 tane çepiç var içinde. Kar yağışı da hafif zaten serpmiş.
gördüğünüz gibi teke sürekli taş boşluklarına girmeye çalışıyor. Çünkü oraları kendine güvenli sayıyorlar. Arkadaşlar bir de o taş boşluklarında ayı yuvaları var. Yani biz defalarca orada ayı inleri gördük. Yani aslında bir yandan da çok tehlikeli. Şöyle tekrardan yatak yerine doğru ilerliyorlar. Gece onların kaldığı yer, bölge tam olarak o üst taraf. Orayı kendilerine güvenli bir alan ilan edip orada hayatlarına devam edecek. Arkadaşlar bayağı karanlık oldu. Kurtların peşinde bayağı gittik ama kurtları bulamadık. Köpeklerimize saldıran kurtları. Geçen gün tam şu karşı tepede, gördüğünüz tepede 14 tane kurt. Köpekler de fark ediyor. Kovalıyor, buraya kadar getiriyor kurtları. Bayağı bir boğuşmuşlardı. Köpeklerimizde de bayağı bir yara vardı. Köylüler de yayan buradan gelip aşağıya, yani şehre iniyorlar. Tesadüfen onlar görüyor. Bağırıyorlar filan. Kurtlar bırakıp gidiyor. Bayağı geldik peşinde ama bulamadık. Şimdi Erzincan'a geri dönüş yapacağız. Güzel videolar çektik. Yine güzel tekeler çektik arkadaşlar. Arkadaşlarımızla sağ olsun. Arkadaşlar da her zaman elinden geldiğince gelip bize destek de oluyorlar. Sağ olsunlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Cümletten selam olsun.